İsrail'in kurulduğu 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır? A. 1 B. 11 C. 21 D. 31 İlk olarak bir çok küçük bir rakam geldi bana. Birden fazladır. Ama... %31'e kadar satmaları da... O da çok büyük bir oran geliyor bu sefer. Yüksek ihtimalle ya %11... %11 olabilir gibi. 1948'e kadar Filistinli Müslümanların Yahudilere sattıkları toplam arazi tüm Filistin topraklarının yaklaşık yüzde kaçı kadardır? Tarihinde bu olduğunu düşünürsek daha az bir oran olabilir bu durumda. C ve D değildir diye düşünüyorum. %1 belki olabilir şu an tekrar düşündüğümde. İsrail kurulmadan önceki Filistin toprakları, 1948'deki İsrail'in toprakları ve sonra hani hep büyüyen İsrail toprakları haritaları böyle sıralanır ya, böyle tarih. Hani 48-67 ve bugüne kadar. Hiç gözünün önüne geliyor mu o maalesef haritalar? Hiç gelmiyor. Tam da şu anda hani gündemin konusu aslında, evet. Ama... Kendimi o kadar çok hani televizyondan, haberlerden çektim ki... İzledikçe çok moralimiz bozuluyor kötü şeyleri takip ettikçe. Çok haklısın. Şu anda elimde de hiçbir joker hakkım yokken bir yorumda bulunmak doğru olmaz gibi geliyor. Aklından geçenleri söyleyebilirsin bence Simay. %1. Son kararım demek de temkinli davranabilirsin, evet, sadece. Aynen, evet. Çünkü hani... konuştukça başka şeyler çıkabilir. O yüzden bence serbest bırak beynindekileri. Ki daha önceki sorularda konuştukça sesli konuşmanın, sesli düşünmenin, evet, faydalı olduğunu kendin de söylemiştin. Şimdi şöyle de olabilir. Hani belki... %1 gibi aslında çok küçük gözüken bir olaydan da karmaşa çıkıyor olabilir. Sadece %1'lik bir kesimden kaynaklı olarak da problemler çok büyümüş olabilir. Genellikle tarihteki olaylar çünkü böyle abes şeylerden kaynaklanıyor. Hani %1'lik şey için bile olayları çok büyütmüş olabilirler. Yani C ve D bence değildir. A ve B olabilir. Benim bu soruda gerçekten cevap vermem hiç doğru olmaz gibi hissediyorum. Şu an çekilebiliyorum değil mi? Tabii ki. İstersen bir özet geçeyim. Şu an çekilirsen 200 bin lirayla çekileceksin. Eğer yanlış cevap verirsen 150 bin liralık bir kaybın olacak. Seni 50 bin lirayla uğurlayacağız ama doğru cevap verirsen 300 bin liran olacak ve hedefindeki 500 bin liralık soruyu aştırmaya kazanacaksın. Tamam. Ben çekilmek istiyorum. Son kararım. Devam etseydin ne derdin Simay? %1 derdim. Ah. Gerçekten. Ah. Gerçekten. İşte olsun artık. %1'i en başta direkt elemiştim çok küçük geldiği için. Ama daha sonrasında dedim ki tarihteki hep böyle karman çorman olaylar küçücük sebeplerden kaynaklı oluyor. Kesin %1'dire döndüm o yüzden. Aynen öyle. Hayır, bu bir de zaten sebep değil. Evet.
Aynen. Yani %1'lik maalesef bu bizde bazen çok tartışılıyor. İşte Filistinliler de topraklarını sattılar falan. İşte gerçek burada. Filistinli Müslümanların 48'e kadar sattığı topraklar Filistin'in toplam yüz ölçümünün %1'i. Sadece %1'i. Bütün yani gayrimüslimlerin de orada çünkü Hristiyan tebaa da vardı. Onların sattıkları topraklarla beraber %5,5-6'ya denk geliyor. Toplamı. Hı hı. Filistin yüz ölçümünün toplam %5,5-6 satılmış. Yani gayrimüslimleri de katarsak. Filistinli Müslümanların sattıkları sadece %1. Bazıları yargıda bulunuyor ya toprakları satan insanlara işte öyle destek mi olunur falan diye. Öyle bir şey yok tabii ki. O da başka bir algının ürünü bence. Evet. Yani maalesef ki çok hani bildiğimiz Bella Hadid ile Cici Hadid kardeşler evet. vardır ya. Onların babası Filistinlidir biliyorsun. Evet. Onun babası kucak açıyor. Yahudi aileler işte birçok ülkeden kabul almıyor. Hı hı. Ve sonra onlar hayatlarımızı mahvettiler. Lütfen umutlarımızı karartmayın diye bir gemiyle işte Filistin kıyılarına geliyorlar. Hı hı. Sonra o Hafya'daki limanı da zaten o Hadidlerin büyük dedesi yapmış. Yani kızların babasının dedesi yaptırmış. Hani varlıklı da bir aile. Onlar sonra evlerine çocukları iki aileyi alıyorlar. Hı hı. Sonra Hadidlerin babasını, annesi doğurmak için kendi ailesinin yanına gidiyor yine Filistin'de. Tekrar döndüklerinde evlerine giremiyorlar. İnanılmaz bir hikaye gerçekten. Kucağında 9 günlük çocuğu var. Kadın diyor ki yani evine aldığı, beslediği o aileler tarafından artık devlet de yani İsrail o devleti kurmuş. Arkalarında hani destek olmuş silahlı bir şekilde artık kimseyi alamazsınız. Buralar sizin demiş. İşgal etmişler. Yani evinde misafir oldukları evi de işgal etmişler. Ve eve almıyorlar. Gerçek ev sahiplerini. Annesi diyor ki çocuğum üşüyecek sadece bir girip battaniye almak istiyorum. O battaniye bile izin verilmiyor. İnsanın vicdanını değil mi? Yani duygularını çok zorlayan bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bir an evvel hani bunun üstesinden gelirler. Orada ciddi bir direniş var. İnşallah yani bütün dünyanın da ayaklanmasıyla devletler, hükümetler bu konuda sessiz kalabiliyor. Maalesef kendi politikalarına göre davranıyorlar. Çünkü parayla herkesin başka türlü bir ilişkisi var. Evet, ama maalesef. Dünya halkları, dünya insanları bu işe karşı çıkmaya başladı. Artık her gün yürüyüşler ve tepkiler oluyor. Evet. İnşallah şu önümüzdeki seneye kadar kalmaz. Bu bir an evvel son bulur ve oradaki çocuklar, kadınlar bir an evvel huzurlu bir ortama kavuşurlar diye düşünüyorum. Umarım gerçekten. Yani önceden zaten açık hava hapishanesiydi Gazze. Şimdi sürekli bombalanan bir hapishaneye döndü. Evet, gerçekten son zamanlarda hani yaşanılan şeyler çok üzücü. Hani dediğiniz gibi eylemler oluyor. İnsanlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Her dünyanın her bir yanından yapılıyor bunlar. Hani bizim okulda bile ben hani denk geldim gerçekten. Bunun için yürüyüşler evet. oluyor. ODTÜ'de de oluyor. Umarım en kısa zamanda Filistin halkı için daha iyi olur diyelim. İnşallah dünya bir an evvel barışa gider. Bu vahşilik, bu canilik artık bir an evvel ortadan kalkar. Çünkü bence dünyaca insanların psikolojisini bozmaya başladı. Evet. Göz göre göre 21. Evet. yüzyılda orada insanlara resmen çocuklara, kadınlara zulmediliyor. Evet. Ve buna karşı çıkan, buna tweet atan insanlar da işinden ediliyor. Bizim evet. saygı duyduğumuz, medeni bulduğumuz... Müreffeh, işte demokratik, özgürlükçü ülkeler dediğimiz insanlar da, o ülkeler, o yönetimler de bunları yapıyorlar. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, siz neden bahsediyordunuz, şimdi neler yapıyorsunuz? Düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü derken şu an en büyük sansürü, en büyük baskıyı görüyoruz bütün dünyada. Maalesef ki, maalesef ki. Tabii ki buraya çok doğru destek olan, elini taşın altına koyan cesaretli insanlar, yönetimler de var. Onları tenzih edelim. Evet, çok haklı.